Hakan Özer'e ulaşmıştık, yayın yapmıştık. Orada bir yoğunlaşmadan bahsetmiştik. Amerikan borsalarında işte Muhteşem Yedili'den bahsetmiştik. Bu yoğunlaşmayla ilgili durum hala devam ediyor diye düşünüyorum. Yani bir yandan yukarı yönlü iyi bir ortam oluşacak izlenimi var. Bir yandan da bir yoğunlaşma var diye okuyorum bu veriyi. Sen ne Kesinlikle. düşünüyorsun? Şimdi tabii biz hep şu an teknolojiyi konuşuyoruz. Teknoloji firmalarını konuşuyoruz. Teknolojiden gelen bilançoları konuşuyoruz. Muhteşem Yedili'yi konuşuyoruz. Acaba işte Muhteşem Yedili, Muhteşem 6'ya mı düştü? Tesla bu gemiyi terk mi etti diyoruz. Diğer işte Uber Nvidia, girmiş Google, Uber de girmiş olabilir. Aynen Uber de çok farklı bir noktaya getirdi son bilançosuyla. İşte Nvidia çip firması şeyin üzerinde Google ve Amazon üzerinde piyasa büyüklüğüne sahip hale geldi. Bunlar hep teknolojiyi ön plana çıkarıyor. Tabii bu söylediğin yoğunlaşmayı gündeme getiriyor. Evet, biz hep teknolojiden bahsediyoruz. Bu sene için teknoloji pozitifiz. Teknolojinin iyi gideceğini biliyoruz. Çünkü işte bu riskli varlıklarla ilgili olarak makro ölçekte ve makro tarafta da bir destekleyen hava var. Aynı zamanda yapay zeka tarafındaki gelişmelerle, yani Davos'ta yapay zeka konuşuluyor. Biz artık işte ChatGPT vesaire gibi şeyleri hep konuşuyor oluyoruz. Yani geçen İngilizce bir çeviri yapmam gerekiyordu. Onun için yapay zekanın kullandığı veya işte o araçlardan bir tanesini kullandım. Yani gayet müthiş değil güzel mi? çeviriyor. Yani gayet enteresan bir şekilde. Dolayısıyla bu yapay zeka hayatımıza daha da fazla girecek ama tabii bu yapay zekanın girmesi daha fazla veri işleme kapasitesi, bulut teknolojisi, saklama kapasitesi, siber güvenlik gibi birçok şeyi bir beraberinde getiriyor. O yüzden teknoloji her zaman hayatımızda olacak, pozitif olarak bunu değerlendirmek lazım. Sadece işte bu teknolojideki gidişat sürekli yukarı doğru ve soluksuz gider mi'nin soru işaretini düşünmek lazım. Bunu yerli piyasada konuşurken de konuşacağız. Yani hem yurt dışında hem yurt içinde teknoloji şirketlerinin piyasa değerlerinin çok hızlı yukarı doğru gittiğini, hisse senedi fiyatlarının çok hızlı yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Bunu dikkate aldığımızda, yatırımcı açısından baktığımızda biraz temkinli olmanın zamanı geliyor diye düşünüyorum. O yüzden şöyle bir çalışma yaptım. Yılbaşından itibaren baktım. Çok da uzağa gitmedim. Daha geriye de gidebilirsiniz ama yılbaşından itibaren baktığımızda en iyi fonlar özelinde, bizim fonlarımız özelinde, tematik fonlarda hangi getiriler, hangi temalar öne çıktığını diye baktığımızda sürpriz değil tabii ki. %12,5'la teknolojinin ortalamada çıktığını görüyoruz. Tabii %25 getiren çip teknolojisi fonları da var. İşte Metaverse fonları da var veya işte daha az getiren fonlar da var. Daha geriye gittiğimizde, birazcık daha aşağılara doğru gittiğimizde daha geride kalan temaların aslında birazcık daha İşte emtia teması, elektrikli araçlar teması, sağlık teması, tarım teması ve sürdürülebilirlik teması olduğunu gördüm. Şimdi bu temalara baktığımızda, detay incelediğimizde, çünkü bunlar da önemli, yani biz bu belki de önümüzdeki dönemde bunların birazcık daha atak yapmasını bekleyebiliriz. Bunlardan en çok öne çıkan aslında sağlık ve tarım benim düşünceme göre. Sağlık içeren fonlar ağırlıklı sağlık teknolojileri ve İşte sağlıkla ilgili olarak ilaç teknolojileri, medikal teknolojiler ve bununla ilgili yapay zekayı kullanılarak üretilen sağlıkla alakalı teknolojiler de var. Dolayısıyla bunlar önümüzdeki dönemde sağlık temasını ön plana çıkarabilir. Sağlık zaten defansif bir tema. Biraz daha geride kalmasının nedeni bu. O yüzden belki portföylerde teknoloji taşıyorsa yatırımcılar biraz sağlığı da yer vermelerinde fayda var. İkinci Yani konu ne? sektörel riski biraz dağıtmak için. Kesinlikle, kesinlikle. Peki, Onur, sektörel riski dağıtmak için biraz teknoloji, biraz sağlık dedik. Yurt dışı Biraz da riski dağıtmak emtia. için de Biraz da biraz emtia emtia. Aynen. Tarım emtiayı özellikle, sürdürülebilirliği özellikle dikkate almakta fayda var. Tarımın da nedeni birazcık şu. Hem İşte iklim değişikliği ile alakalı olarak oradaki tahıl fiyatlarının yukarı doğru gitmesiyle etkilenebilir. Hem de hala Rusya-Ukrayna durumu söz konusu. O yüzden tahıl fiyatları, tarım emtia fiyatlarında da yukarı doğru gidiş mümkün olabilecektir. Onu da belki bu teknolojinin yanında kenarda tutmakta fayda var. Ama özellikle sağlığa vurgu yapmak ben naçizane
istedim. Tamam. Bir kafamızda bir şema oluşmaya başladı. Yurt dışı riskini dengelemek için yerli piyasalara giriş yapmak lazım. Bunun için de biz de çok kısa bir bakalım isterim. Şu an iyi gidiyoruz. 9200'ün üstündeyiz sanıyorum. Bugün doğru. Bakamadım kapanışa. Sen eğer takip ettiysen nasıl sence şu an BIST'in durumu? Biz de işte o kötü günde, o negatif günde 9000'in altına geldik. Acaba işte 9000'in altında hızlıca geri çekileceğiz, 8700, 8600'e çekilecek mi derken aslında birazcık daha pozitif havanın devam ettiğini görüyoruz bizim tarafta da. Birkaç tane belli başlı nokta var. Yine bizde de bilançolar geliyor. Bilançolar da biraz kafa karışıklığı yaratıyor. Bugün gördüğüm raporlarda enflasyon muhasebesiyle alakalı olarak belli başlı kafa karışıklıklarının olduğunu görüyoruz ama burada da genel olarak geçen haftalara baktığımızda özellikle Merkez Bankası Başkan değişikliğinin olumlu yansıdığını görüyoruz piyasalara. Zaten bunu CDS dediğimiz ülke risk priminden de takip ediyoruz. Ülke risk primi uzun zamandan sonra 300 puanın bas puanın altına geri geldi. Bu ülke risk priminde şöyle değerlendirelim. Bu bir sonuçta risk primi sizin yurt dışında borçlanmanızın fiyatlamasını etkiliyor.